3 hafta geçti. 3 hafta geçti. Bu otel odasında, diğer otel odasında. Çok şükür geçti gitti. Bir telefon geldi resepsiyondan. Çince konuştuğu için anlayamadım ama muhtemelen hadi çıkabilirsin dediler. Beni almaya bir taksi gelecek arkadaşlar. Yaklaşık bir 150 kilometrelik bir taksi yolculuğumuz olacak. Guangzhou'dan Shenzhen'e gidiyoruz. 150 kilometrelik taksi yolculuğu bakalım bize ne kadara mal olacak. Aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. 60-70 Amerikan doları diyorum. Ama taksi denilmeden de bir şey de diyemiyoruz. Çünkü otelden çıktığım anda internetim olmayacak. Gerçi offline haritayı yükledim. İnşallah işe yarar. Gerçi Google'da Çin'de ne kadar çalışıyor ondan da emin değilim. Şu anda resepsiyondan haber gelmiş olabilir. Aşağıda görüşürüz. Dışarıdayım ve taksiyi bekliyorum. Muhtemelen şu gelen araç, bu da kaldığım otel. Yok, o park ediyormuş arabayı. Arkadaşlar, burası Guangzhou'da bir mahalle. Sormayın neresi diye, hiçbir fikrim yok. Gök yarıldı, gök. Oteli bulmaya çalışıyorum. Burada bir 3-4 gün kalacağım. Öyle kalacak bir yer ayarlayana kadar. Ama bulamıyorum oteli. Zaten yağmur da pek izin vermiyor ama şu yağmurun bitmesini bekleyeceğim. Daha sonra inşallah oteli buluruz. Shenzhen'deyim arkadaşlar. Otele bıraktım eşyaları. Yakınlarda yani 3,2 kilometre ötede bir Türk restoranı var. 3 haftanın acısını çıkarmak istiyorum ama bir yandan da taksi bulmaya çalışıyorum. Gerçi yürüyebilirim ama 35 dakika falan, inanılmaz bir sıcak var. Yani şu anda zaten sudan çıkmış balık gibiyim yani. İnanılmaz kalabalık geliyor bana burası. Trafik çok fazla gibi gözüküyor. Yani alışmam gerekiyor, tahmin edersiniz. Dünyanın en sakin ülkelerinden birisinden çıkıp dünyanın en kalabalık ülkesine geldik. Shenzhen'de yanılmıyorsam 13-14 milyon civarında insan yaşıyor. Yani şu anda hissettiklerim gayet normal. Bayağı sıcak, bayağı da nem var. Yağmuru da gördünüz. Çılgın yağmurlar yağıyor burada. Ne diyeyim, inşallah hemen bir taksi buluruz da şu Türk restoranına bir gidelim, bir karnımızı doyuralım. Kaçar mı? Kaçar mı be? Ne yapalım?
Mercimek çorbası alalım, yanına bir ekmek mi alalım, yoksa direkt yemeklere mi saldıralım? Emin değilim. Bu humus da var. Allah. Babaganuş var. Şurası ekmek doluydu. Bir de karışık pide söyledim. Yani açgözlülük ama dediğim gibi 3 haftanın acısını çıkartıyoruz. Bu da karışık pidemiz arkadaşlar. Bilmiyorum, karışık söyleyerek iyi bir şey mi yaptım? İşte açgözlülük diyorum ya. Otele gitmek için 38 dakika yürümem gerekiyor. 2,8 kilometre 38 dakika. İnternetim de yok. Geldim Starbucks'tan, 28 yuan'a bir Amerikano'ya bayıldım. Sıkıntı yok, bayağıdır da kahve içmemiştim zaten, sabah içtiğim hariç. 38 dakika yürüyeceğiz. Sıkıntı yok ya. İyi yedik, eritiriz ya. Ama buradan çıktığım anda internetim yok. Yanlışlıkla da olsa Shenzhen'in en cafcaflı caddelerinden birisine geldim herhalde diye düşünüyorum. Daha otelime yarım saat kadar bir yol var. Offline haritayı kullanmaya çalışıyorum ama yani ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, Shenzhen'de ilk gün böyle geçmiş oldu. Taksi 130 kilometrelik bir sürüş yaptık. Tam hatırlamıyorum, 400-450 yuan civarı tuttu. Yemek yedik. Shenzhen'de bir otel ayarladık. İlk izlenimler çok sıcak, çok nemli, kalabalık, korna sesi var ama güzel bir yer. Yani gördüğüm kadarıyla temiz, kimse İngilizce bilmiyor. Bilmek zorunda da değil ama hani söylüyorum, bilginiz olsun. Gelen arkadaşlar varsa hazırlıklı olsun. Çok terledim, acayip terledim. Burada herhalde o üçgen vücudumuza kavuşacağız. Bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Tam anlamıyla Çin'e girdiğimiz için dünyanın Çin'inden herkese selamlar diyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.